Tecide karşı adalet istiyoruz. Bursa adli sınırları içerisinde bulunan İmralı Adası'ndaki hapishanede tutulan Sayın Abdullah Öcalan'ın yanı sıra diğer 3 mahpus Sayın Hamili Yıldırım, Sayın Ömer Hayri Konar ve Sayın Veysi Aktaş'tan 44 aydır hiçbir şekilde haber alınamamaktadır. İmralı Ada Hapishanesi'nde adeta tecride aşan mutlak iletişimsizlik hali uygulanmaktadır. Yaklaşık 44 aydır İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulanların aileleri ve avukatlarıyla hiçbir şekilde iletişimleri sağlanmamış ve görüşmeleri gerçekleştirilmemiştir. İmralı Ada Hapishanesi ile ilgili tüm detaylı bilgiler Asrın Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan gözlem ve tespit raporlarında mevcuttur. Bu raporlar basın yoluyla rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulanlara uygulanan mutlak iletişimsizlik hali Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nin 5 Ağustos 2020 tarihli raporunda açık bir şekilde tanımlanmış ve bu durumun hukuka ve uluslararası standartlara aykırı olduğu, bir an önce son verilmesi gerektiği belirtilmiştir ki SİPİT'i bu konuda Türkiye'yi defalarca da uyarmıştır. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin 6 Eylül 2022 tarihli tedbir kararı ve bu karar uyarınca 19 Ocak 2023 tarihli Türkiye hükümetine yapılan hatırlatma yazılarında da görüleceği üzere İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulanlardan haber alınamamasının bir işkence biçimi olduğu ve bunun derhal sona erdirilmesi gerektiği belirtilmiştir. İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulan Sayın Öcalan ve diğer mahpusların avukatları ve aileleriyle görüştürülmemesi konusunda verilen disiplin cezalarından mahpuslar avukat yardımı alamamaktadır. Şimdi bu görüşme yasakları sürekli olarak disiplin cezalarına dayandırıldığı ifade edilmektedir. O zaman bu insanların avukatlarının hukuk yardımından yararlanması gerekir. Avukat yardımı almadan sürekli hale getirilen disiplin cezalarına yapılan itirazların reddedilmesinde de adalet olmadığını söylüyoruz. Yani burada adalet nerededir? Sayın Öcalan'ın avukatlarının Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen bireysel başvuruları için de kararlar bir türlü çıkmamaktadır. Yani orada da dosyalar sürekli olarak bekletilmektedir. Sayın Öcalan ve diğer mahpusların adalet arayışında karşılaştıkları bu tutum, adaletin ne kadar hırpalandığını ve siyasi iktidarın kişiye özel bir hukuksuzluk rejimi ürettiğini göstermektedir. Bu durumun kabul edilmesi gerçekten mümkün değildir. Bunu özellikle kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Adaletin yanı sıra bizler barış istiyoruz. İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulan Sayın Öcalan'ın bu durumu, Kürt sorununun çözümsüzlüğünün uzamasına ve çözüm arayışlarının sekteye uğramasına neden olmaktadır. Türkiye'nin en eski ve en büyük sorunu olan Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözümü konusunda bugüne değil, 1993-2015 yılları arasında 8 kez gerçekleştirilmiş girişimlerin tamamında Sayın Öcalan Kürt tarafının muhatabı olarak yer almıştır. 2015 yılından beri devam eden silahlı çatışmaların Türkiye'nin toplumsal barışına verdiği zararın yanı sıra ülkeyi siyasi, hukuki, insani, ekonomik, ekolojik, ahlaki, kültürel birçok alanda güçten düşüren, yozlaştıran ve çürüten bir noktaya getirdiği kamuoyunun malumudur. Bu son süreçte on binlerce can kaybı yaşanmış, Türkiye ağır bir ekonomik krizin de içine sürüklenmiştir. Son dönemde Türkiye'nin rejimi değiştirilmiş ve tamamen otoriter bir rejime dönüştürülmüştür. Denilebilir ki Türkiye'nin siyasi iktidarı, Kürt sorununda uyguladığı şiddete dayalı çözümsüzlüğü İmralı Ada Hapishanesi'nde mutlak tecritle sürdürmek istemektedir. Gelinen aşamada artık bu durumun hukuken ve siyaseten sürdürülme biçiminin kalmadığı görüşündeyiz. Biz bir grup hak savunucusu ve aktivist olarak başta Sayın Öcalan ve diğer mahpusların İmralı Ada Hapishanesi'nde karşı karşıya bırakıldıkları mutlak iletişimsizlik halinin hukukun tüm değerlerini çürüttüğünü görerek buna itiraz etmekte ve demokratik kamuoyunu bu duruma karşı çıkmaya davet ediyoruz. Bu davetimizle tecride karşı adalet istiyoruz. Adaletin sağlanabilmesi için de Sayın Öcalan ve arkadaşlarının avukatları ve aileleriyle düzenli olarak görüştürülmelerini talep ediyoruz. Yani bu talep sevgili arkadaşlar ceza infaz kanunundan kaynaklanan bir talep. Yani Türkiye'de insanlar yasal haklarının yerine getirilmesini talep edebilen bir noktaya gelmiştir ki bu gerçekten çok üzücüdür. Dolayısıyla kişilere özgü hukuksuzluk rejimlerinin de mutlaka son bulması gerekiyor.
Biz tabii ki bu talebimizle birlikte elbette kangrenleşmiş ve Türkiye'yi tamamen tüketen Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollardan çözümü konusunda yeni bir fırsatın da yaratılması gerektiğini düşünüyoruz. İmralı tecridinin kaldırılması için başta siyasi partiler olmak üzere demokratik kamuoyunu oluşturan kurum, kuruluş ve kişilerle görüşeceğimizi ve bu ağır hukuksuzluğu sona erdirerek Türkiye'yi yeniden adaletle buluşmaya davet ediyoruz. Tecride karşı adalet girişimi olarak bu görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi en kısa zamanda bu görüşmelere başlayacağız. Elbette ki siyasi iktidarı bu konuda ikna etmek için de elimizden gelen tüm çaba ve gayretleri göstereceğimizin de bilinmesini istiyoruz. Ve bir an önce Türkiye'nin bu mutlak iletişimsizlik halini sona erdirmeye bize ve aslında hepimize yardımcı olmaya davet ediyoruz.